Eleştirenlere ilişkin ifadeleri böyle de. Muhalefet de konuya ilgisiz değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilişkili attığı tweetler var. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bir kez daha çağrıda bulundu sosyal medya yoluyla Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kez adres öğretmenler oldu. Erdoğan rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili öğretmenler, bu ülkenin göz bebeği sizlersiniz. Korkarsanız ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz ezilirsiniz. Son çağrım bu sınava girmeyin. Haklarınızı almak mı istiyorsunuz? İnsanca yaşamak mı istiyorsunuz? Mücadele etmeyi bileceksiniz. Hadi oradan demeyi bileceksiniz. Bakın o zaman o tehdit nasıl dönüyorlar? 600 bin kişisiniz. Sizin önünüzde kim durabilir dedi Kılıçdaroğlu. İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bu sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin dedi Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere yaptığı çağrıda. Ki öğretmenler ne istiyor? Daha doğrusu öğretmenler bu sınavı neden istemiyor? Neden rencide edici buluyorlar bu sınavı? Biz de konuğumuza soracağız. Eğitim uzmanı Sayın Ali Taştan bizimle birlikte. Sayın Taştan merhabalar, hoş geldiniz Gündem Özel'e. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öğretmenler bu sınavı neden rencide edici buluyor Sayın Taştan? Neden bu sınava karşılar? Şimdi Remzi Hanım, bir defa baştan kısaca bahsetmek istiyorum ben. Bu öğretmenlik meslek kanunuyla getirilen bir uygulama. Evet. Öğretmenlik meslek kanunu nasıl olmalıydı? Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin tüm özlük haklarını düzenleyen geniş kapsamlı bir meslek kanunu olmalıydı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı önerisiyle Ocak ayında meclise yansıdı, Şubat ayında yasallaştı ve yürürlüğe girdi bu kanun. Bu kanun 13 maddeden oluşuyor. Yani tüm öğretmenlerin bütün özlük haklarını kapsamadı. Sadece kariyer basamaklarını düzenledi öğretmenlik meslek kanunu. İlk düğme yanlış iliklerinde. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1995'te yaptığı bir çalışma var. Tam kapsamlı ve toplamda 150 maddeden oluşan bir kanun taslağı var. Eğer böyle gelmiş olsaydı ve kariyer basamakları içerisinde olmasaydı öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin gönlünde de kabul görecekti. Ancak kabul görmedi maalesef. Yani birinci itiraz aslında özlük hakları noktasında. Evet, öğretmenlik meslek kanununa itirazı var öğretmenlerin. Bu şekilde bir öğretmenlik meslek kanunu istemiyor öğretmenler. Çünkü öğretmenlerin sadece kariyer basamaklarını düzenliyor. Öğretmenliği öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen şeklinde basamaklandırıyor. Şimdi aynı görevi yapan, yan yana sınıflarda giren ve aynı görev tanımıyla çalışan öğretmenlere farklı ünvanlar veremezsiniz. Bu anayasaya aykırıdır, uluslararası sözleşmelere aykırıdır, ILO'ya aykırıdır. Çünkü bir ünvan veriyorsanız bir görev tanımını değiştirmeniz gerekir. A sınıfıyla B sınıfındaki öğretmenler aynı işi yaparken farklı ünvanlarda olmaz. Şimdi ünvan verecekseniz ne yaparsınız? Dersiniz ki uzman öğretmenlik ünvanını alan kişi okul müdürü olur. Ya da ilçe milli eğitim müdürü olur dersiniz. Bu şekilde farklılaştırırsınız. Mesela eğitim sisteminde müfettişlik sistemi var. Eğitim müfettişliği var. Eğitim müfettişliğinde nasıl? Sınava giriyorsunuz, kazanıyorsunuz, belli bir eğitimden geçiyorsunuz ve müfettiş ünvanını alıyorsunuz. Derse girmiyorsunuz, denetim, inceleme ve soruşturmaları yürütüyorsunuz. Bu şekilde bir kariyer basamağı olabilir. Ancak aynı sınıfı yapan ve sınıfa giren öğretmenlere bu şekilde görev tanımını değiştirmeden ünvan veremezsiniz. Peki bu düzenlemenin amacının ne olduğunu düşünüyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz? Neden iktidar böyle bir düzenleme yapmak istiyor sizce? Şimdi iktidar 2004 yılında da bu düzenlemeyi yaptı. Daha sonra 17 yıl boyunca hiç sınav yapmadı. Öğretmenleri bir defa burada ayrıştırdı. İktidarın mantığı, iktidar öğretmenlerin kapsayıcı, kucaklayıcı bir şekilde hepsiyle birlikte yürümeyi planlamıyor gördüğüm kadarıyla. İktidarın bu hamlesi sadece öğretmenleri bölmeye yönelik, parçalamaya yönelik bir hamle. O nedenle
Öğretmenler ne kadar sıkıştırılırsa o kadar verimli olacağını düşünüyor İktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı. Ancak eğitim alanı çok özel bir alan, farklı bir alan. Öğretmenlerle ilgili düzenlemeleri böyle yapamazsınız. Farklı meslek gruplarında bunları yapabilirsiniz. Ancak öğretmenlikle ilgili alanda bunu yaparsanız verim elde edemezsiniz. Verim düşecektir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve iktidarın gerekçesinin şu olduğunu tahmin ediyorum. Verim artsın, verim arttırmak amacıyla böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Ancak şöyle bir boyutu da olabilir mi acaba Sayın Taştan? Tabii biz sizin kadar içinde değiliz ama dışarıdan bakınca tabii bu kademeler farklı maaşları da beraberinde getiriyor bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla herkese belli bir rakamın verilmesindense bazı kademelere daha az ödeme yapılması gibi bir sonuç tercih ediliyor olabilir mi acaba iktidar açısından? Şimdi tabii böyle bir tercih de olabilir. Ancak öğretmenler şu an standart bir maaşı var. Yani 5 yıllık öğretmenle 20 yıllık öğretmen arasında çok fazla bir ücret farkı yok. Aşağı yukarı 11 bin lira civarında maaş alıyor öğretmenler. Yeni düzenlemeyle biraz bir farklılık olacak. 1500 lirayla 2500 lira arasında bir ek ödeme yapılacak. Ancak bunun bir sınavla ya da bu yöntemle yapılmasını doğru bulmuyor öğretmenler. Bizler bunu doğru bulmuyoruz. Nasıl olmalıydı? Hı hı. Şöyle olmalıydı. Evet, öğretmenlere özlük hakları korunmalı. Maaşları yükseltilmeli. Çünkü kamuda en düşük maaş alan kamu emekçilerinin başında öğretmenler geliyor. Şöyle olabilirdi. Yatay bir kariyer sistemi olurdu. Avrupa'da bazı ülkelerde bu uygulanıyor. Öğretmenler yüksek lisans yapanlara belli bir özlük hakları maaşlarında iyileştirme yapılırdı. Teşvik edilme amacı da güderdi bu. Belli bir yılı doldurana da bu öğretmenler arasında konuşulanı söyleyeyim ben size. 10 yılda 20 yıl. 10 yılı doldurana belli bir miktarda maaş artışı, 20 yılını doldurana belli bir miktarda maaş artışı. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Yine ünvan veremezsiniz. Öğretmenlerin maaşlarında değişiklik yapabilirsiniz. Ancak ünvan vermeden 10 yılını doldurana atıyorum 2000 lira, 20 yılını doldurana 4000 lira gibi bir fark verirsiniz. Ama yine ünvansız bir şekilde verebilirsiniz. Çünkü ünvan verdiğiniz an bu yasalara, anayasaya ve İLO'ya aykırı olur. O nedenle evet, öğretmenleri çalışma barışını da etkileyecek bir duruma dönüşebilir galiba bu, öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle düşünün. Siz çocuğunuzu aldınız, okula geldiniz. 3 tane öğretmen var. Aynı sınıf, aynı düzeydeki sınıfı okutacak, birinci sınıfları okutacak. Biri öğretmen, biri uzman öğretmen, biri baş öğretmen. Hangisine vermek istersiniz? Tabii ki baş öğretmene vermek istersiniz. Bu veli ve öğretmen ilişkisini de bozacak. Öğretmenler odasındaki çalışma iklimini, çalışma barışını da bozacak. Herkes aynı odada, aynı ortamda farklı ünvanlarla, farklı maaşlarla aynı işi yapmaya devam edecek. Bu nedenle siyasi iktidarın bunu görmesi gerekiyor. Bundan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını izliyoruz hep birlikte. Öğretmenler evet, 614 bin öğretmen bu kapsamda başvurdu. Gerekli bazı eğitimleri de aldı ama öğretmenlerin hiçbiri bunu isteyerek yapmıyor. Zorunlu olduğu için yapıyor. Neden yapıyor? Öğretmen 1500 lira, 2000 lira fazla ücret alabilmek için yapıyor bunu. Onun dışında başka bir sebebi yok. Zorunlu olarak bir atılmış adımdır bu. Ancak evet, öğretmen arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Burada öğretmenler özgürdür. Hepsi özgür bireylerdir. Toplumun aydınlanmasını sağlayan bireylerdir. Öğretmenler bağımsız karar verebilecek bir kitledir. Ve bu sınava yaklaşımlarının da öyle olacağını tahmin ediyorum. Evet, bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sınavı reddedebilirsiniz çağrısını hatırlatabiliriz bir kez daha belki. Hani bu çağrıya tabii ki dediğiniz gibi bireysel kararlarıdır, uyar ya da uymaz öğretmenler, ama Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı da hedefleyen bir siyasetçi olarak geçmişte başka konularda da olduğu gibi bu sınava girmeyin çağrısı yaptı. Bir de sendikaları da aslında gündeme getirdi. Bu noktada sendikalar yeterince aktif
mücadele etmiyorlar mı? Bir eleştirisi var Kılıçdaroğlu'nun öğretmen sendikalarına ilişkin. Şimdi şu şekilde Sayın Genel Başkan süreci baştan bu yana takip ediyor. Ve attığı tweetler, yaptığı açıklamalarda çok yerli yerinde olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Sendikalar konusunda da şunu söylemek istiyorum. Sendikalar 2005 yılında yapılmış olan sınavda bir karar almışlardı. Sınava girmeyin çağrısı yapmışlardı üyelerine. Evet. Bu çağrıdan sonra bazı üyeleri, sınava girmeyen üyeleri tekrar 17 yıl boyunca sınav yapılmadığı için ya da bir iyileştirme yapılmadığı için öğretmenlerin maaşlarında burada bir çelişki oluştu. Ben ona rağmen şunu söylüyorum. Evet, sendikaların biraz geride kaldığını, üyelerine yönelik doğrudan bir yöntem gösteremediklerini fark ediyorum ben de. Sendikalara benim de şöyle bir önerim olacak, bir çağrım olacak. Sendikaların yaklaşık tüm sendikaları kapsadığı zaman öğretmenlerin %80'i bir herhangi bir sendikaya üye. Üyelerinize bu sınava girmeyin çağrısı yapabilirsiniz. Şu anki durum 2005'tekinden daha farklı bir durum. Eğer bu sınava girilirse, bu sınava girdiğiniz zaman 2005'teki durumdan daha farklı bir durum ortaya çıkacak. O nedenle... Ya da buradaki itirazın daha yüksek sesle dile getirilmesi, hani öğretmenlere bir çağrı yapılmasının yanı sıra buradaki sıkıntının iktidara yansıtılmasının dozuna ilişkin de bir eleştiriniz var mı mesela? Tabii şöyle, bu öğretmenlik meslek kanunu ilk gündeme geldiği andan itibaren sendikalar daha ciddi anlamda bununla mücadele edebilirlerdi. Kısmen bazı sendikalar bu konuda duyarlı davrandılar, çeşitli açıklamalar, eylem, etkinlikler yaptılar. Ancak bir sendikanın genel başkanı Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşüyor ve şunu söylüyor. Biz evet buna varız ancak öğretmenlerimizin internet paketi yok diyor. Bu ne demek oluyor? Biz bunu kabul ettik, bize internet verin, biraz daha internet imkanlarımızı iyileştirin. Bir sendikanın genel başkanının bu şekilde açıklama yapması öğretmenleri yarı yolda bırakmaktan öteye gitmiyor. O nedenle daha yan yana gelerek sendikalar birlikte hareket ederek bu sürece dur diyebilirlerdi. Evet. Çünkü bu sürecin eğitimle ilgili eğitime katacağı hiçbir katkısı yok. Çocuklarımıza vereceği hiçbir somut bir verisi yok. Evet. Tüm bu sebeplerden dolayı yan yana gelip buna itiraz etmelilerdi. Bilimsel çalışmalarla ve donelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na ve siyasi iktidara gerektiği kadar itirazlarını yapabilmelilerdi diye düşünüyorum. Evet, Sayın Taştan, son olarak şimdi stüdyoda olmayanı da seslendirmek gerekir. O zaman ben yapılan eleştirilerden birini seslendireyim ve cevabınızı alayım. Bu sistemi savunan temsilcileri iktidarın dediler ki, yani ölçme ve değerlendirmeyi bizzat kendileri yapan öğretmenler bu sınavdan neden bu kadar korkuyor? Sınavdan niye korkuyorsunuz dediler. Sınavdan mı korkuyor? Öğretmenlerin derdi bu mudur? Kesinlikle öğretmenler sınavdan korkmaz. Öğretmenler çok da güzel sınav yaparlar biliyorsunuz. Öğretmenlerimiz çok niteliklidir bu konuda. Sınav yaparlar ve birçok aşamadan gelerek öğretmenler KPSS, üniversite sınavı, aday öğretmenlik sürecinde birçok sınava girerek öğretmen olmuştur arkadaşlarımızın tamamı. Evet. Bunun için öğretmenlerin böyle bir kaygısı yok kesinlikle. Öğretmenler her türlü sınava girer. Yalnız şunu söyleyeceğim. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda genel müdürler var, daire başkanları var. İki genel müdür tıp doktoru. Bu genel müdürler sınavla mı genel müdür oldu? Bakan yardımcıları, öğretmenlikle hiç alakası olmayan, eğitimle hiç alakası olmayan bakan yardımcıları var. Bunlar sınavla mı bakan yardımcısı oldu? Bir örnek daha vereyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şoförü özel kaleme çekildi. Özel kalem üzerinden istinai kadrodan devlet memuru yapıldı ve sınavsız şube müdürü yapıldı. Öğretmenler yıllarca sınavlara girerek şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürü olmak için mücadele ediyorlar. Ancak bunların hangisi sınava girdi de öğretmenleri sınava zorluyor bu sistem? Öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanı kendi şoförünü sınavsız şube müdürü olarak atamasını açıklamalı. Ondan sonra bizler her türlü sınava girmeye varız. Ben buradan tüm eğitimci arkadaşlarım adına
Odri Meydan diyorum, sınav konusunda bizler uzman kişiler olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Taştan. Biliyorsunuz son dönemde sadece eğitimciler için değil, aslında pek çok meslekte insanlar şunu söylüyorlar. İşte doktor olacağıma birinin özel kalemi olsaymışım çok daha iyi olurmuş, şoförü olsaymışım çok daha iyi olurmuş gibi. Tabii ki tüm meslekler kıymetli ama hak edenin hak ettiği koltukta olması gerekiyor. Hangi eğitim aldıysa oradan ilerlemesi gerekiyor. Çok teşekkürler, sağolunuz bu çağrıyı, bu eleştiriyi, bir de sizinle birlikte öğretmenler ne istiyor, neye itiraz ediyor, bunun cevabını vermiş olalım biz de. Teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, eğitim uzmanı Ali Taştan konuğumuzdu sayın seyirciler.